Evlilik kavramında yani özellikle ülkemizde diyelim ilişkinin çok büyük bir hani insanların zihnindeki ilişki kavramının çok büyük bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu ilişkide evliliğin rolü özellikle insan psikolojisi, aile kurmaya belki hani gerçi aile kurmak evlilikle birlikte olmak durumunda da değil ama daha çok evlilik yapmaya diyeyim. Aile kurmak ayrı bir kavram. Belki başka bir programda konuşuruz. İhtiyaç duyar mı? Yani bir toplumsal baskı olmadığında diyelim, hani evlenmekle ilgili herhangi bir toplumsal baskı olmadığında diyelim, hani kişi yine de evlenmek ister mi veya buna ihtiyaç duyar mı psikolojik olarak yoksa sadece evlilik toplumsal bir baskı mıdır? Özellikle günümüzde evliliğin demode olduğu, evliliğin artık evlilik kavramının kalkması gerektiği veya olmaması gerektiğiyle ilgili düşüncesi olan insanlar da okuyoruz, görüyoruz veya bunlar daha rahat düşüncelerini ifade edebiliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz peki? Aslında temelde ihtiyacımız olan şey ne? Görülmek, duyulmak, anlaşılmak, ait hissetmek, sevilmek, sevmek, vermek, paylaşmak. Aslında temel insani ihtiyaçlarımızı ve güvenli bir bağlanmayı, güvenli bir partner ilişkisini arzulamak kadar doğal bir şey olamaz. Ama bunu arzulamayıp daha maceralı bir hayat, günlük ilişkiler gerçekleştirmek, kendi özgürlüğü ve özelliğini her şeyin önünde tutmak ve bu aidiyetin içinde bulunduğu zümreye, adandığı bir şeye, tanrıya, dine, ilime, bilime, başka bir şeye, yani aidiyeti ve tamamlanma hissini kişi başka bir yerde karşılayabiliyorsa, ne bir ilişkiye, ne de evlilik gibi bir kuruma ihtiyaç duymayabilir. Evlilik tabii ki çok eski bir kurumsal yapı ve aslında hep söylenir ki evlilikten biri bitiyor. İnsanlar boşanıyor, bir daha evleniyorlar, bir daha boşanıyor, bir daha evleniyor. Yani bir şirket kurmaya kalksan %50 batarsın desem ya da 100 bin lira ver belki yarın bunu 150 bin yaparım, belki de 50 binin kalır desem belki vermezsin ama patır patır evleniyoruz. Ben de evliyim ya da işte daha önce boşandım. Bu birçoğumuzun işte bu işin psikiyatrinin içinde olanların da ilişkiyle ilgili çalışanların da hem aklının sırrının ermediği hem de bir taraftan erdirmeye çalıştığı, oldurmaya çalıştığı bir kurum. Tabii birçok şey var. Yani yasalar önünde, toplum önünde bir statü. Kolaylaştırıcı kısımları oluyor, kabul edilebilirliğiniz değişiyor. İşte miras hakkı, çocuk dünyaya getirirseniz onun hayatı ile ilgili pek çok şey. Yani bu demode de olsa, formatı ve biçimi değişecek de olsa çok uzun zaman yaşayacak olan bir kurum, evlilik kurumu. Çünkü sistemin bekasını sağlıyor. Hem patriyarkanın hem kapitalist sistemin, işte yatak odası takım alıyorsunuz, işte bilmem ne fincan takım alıyorsunuz. Hani bekarken ya da ayrı yaşıyorken, nikahlanmamışken yaptığınız şeyler bir anda değişiveriyor. Çeyizi, gelinliği, başka bir şey falan. Sektör de bir taraftan. Ama elbette ki işte single momlar, işte bekar anneler var, işte gay ebeveynler var, lezbiyen ebeveynler var. Birçok başka aile modeli ya da işte kedilerle, köpekleriyle kendini bir aile olarak tanımlayan ya da genetik ailelerinden eziyet görüp onlardan uzaklaşıp kendilerine yeni dost çevrelerinden aile kuran insanlar var. Evlilikler elbette ki değişiyor, elbette ki demode oluyor. Modası geçtiğinden değil, insanlar kendilerini gerçekleştirmeye başladıklarından, birey olabildiklerinden, normu temsil etmeyen kişiler dayanışıp seslerini daha çok çıkarıp kendilerini var edebildiklerinden, biz de varız diyebildiklerinden, kadınlar okuduğu, çalıştığı evliliklere işte ve oranın getirdiği bir takım mecburiyet ve eziyetlere boyun eğmediklerinden aslında özgürleşmekle birlikte kurumlar ve ilişkiler de değişecek, değişmeye de mahkum. Yani sağlıklı, önceden bitemeyen, sağlıklı olmayan ilişkiler şu anda daha rahat bitebiliyor. O yüzden de boşanma oranları artıyor diyebilir miyiz? Evet, eskiden kadınlar çekiyordu ve katlanıyorlardı. Neden kadınlar diyoruz? Şiddet çok yaygın. Erkeklere de şiddet uygulanıyor ama şiddeti en çok erkekler uyguluyor, erkeklere de.
Ancak yakın ilişkilerde partner şiddetinin %90 oranında ya eş, eski eş, ya şimdiki partner, eski partner ya da bir aile üyesi uyguladığından, o yüzden erkek şiddetinden bahsediyoruz. Elbette ki böyle bir ilişkinin içerisinde kalmak zorunda kalan pek çok kadın hem kadın hakları kazanımlarıyla hem artık istihdam, eğitim alanı daha fazla, her ne kadar eşitsizlikler devam etse de daha fazla kazanım sahibi olabildiğinden gidebilmeyi başarabiliyorlar. Burada sadece bunun payı yok. Bilinçlenen kadınların ve yazıda, edebiyatta, psikiyatride, kuramlarda, hekimlikte, pek çok yerde artık kadınların söz söylüyor olması ve sözünü çoğaltıyor olması başka kadınların da cesaret alıp ilişkilerini sonlandırabilmesine yardımcı oluyor. Burada bir kadın ya da işte heteronormatif olmayan ilişkilerde de o eril tahakkümle özdeşim yapan taraf, örneğin lezbiyen ilişkilerde işte bir taraf daha o eril rolü üstlenip yine şiddet uyguluyor olabilir. Bu bir taraf mutsuzsa diğer tarafın mutsuzluğu kaçınılmaz. O nedenle aslında bu ilişkilerin bitmesi iki tarafın da hayrına olabilir. Yeniden bir dönüşüm sağlayıp yeni ilişkiler kurmaları mümkün olabilir. Ya da ilişkinin bitmesi aşamasına gelmeden işte ilişki terapileri gibi, bireysel terapiler gibi desteklerle kişiler kendi geçmişin etkilerinden kurtulup aslında yeni bir ben olarak hayatlarına devam edebilirler. O yüzden ilişkilerin bitişi birer başarısızlık, boşanmaların artışı birer hüsran ya da kayıp değil. Belki hiç evlenmemesi gereken insanların bir takım mecburiyetlerle bir araya geldiği birçok ilişkinin sonlanıp ama çok daha keyifli ilişkilere yelken açabildikleri bir başlangıç olabilir. Buna olumsuz bakmıyorum. Yani psikiyatrik açıdan da veya psikolojik açıdan da boşanmanın da belki bir bozukluk veya rahatsızlık olmadığını burada söyleyebiliriz. Tabii ayrı durumlar olabilir, yaşanan şeyler olabilir ama genel anlamıyla hani insanların bu açıda da bakışları sanki olmaması gereken, hani en son raddeye gelip boşanmadan bir önce terapiste gitmek gibi, hani sanki bu bozulan bir şey ve düzeltilmesi gereken bir rahatsızlıkmış gibi belki de görülen durum. Tabii değerlendirilmesi çok önemli bu alanda ama bunu da belki söyleyebiliriz. Biraz da şeyle de ilgili değil mi? Psikiyatrinin, işte akıl hastalıklarının, terapiye gitmenin, yardım almanın, yine patriyarkanın getirdiği bir damgalama, bir eksiklik, zayıflık, kusur olarak görülmesinin bir uzantısı galiba. Ama çok sevindirici olan bir şey söylemek isterim. Her yerde de söylüyorum. Erkeklerin çift terapisine gelmek istemesi, bireysel terapiye gelmek istemesi, tabii bulunduğunuz coğrafyada, görev yaptığınız yerde değişebilir ama ben çok arttığını gözlüyorum yıllar içerisinde ve bu beni çok mutlu ediyor. Ya da ben şiddet gördüm, bunu eşime ya da çocuklarıma uygulamak istemiyorum diyenler. Ya da çocuklarıma böyle bir ilişki modeli olmak istemiyorum diyen ebeveynler. Ya da işte partnerime bu eziyeti yapmak istemiyorum diyen pek çok kişi görüyorum. Bunların içinde de o yine eril sistemle çok yakından bağlantılı olan kişiler de oluyor. Dönüşüyor, bir şeyler değişiyor, bu beni mutlu ediyor yavaş yavaş da olsam.